İşletme enformatiği diye bir bölüm de var. Ee, Marmara Üniversitesi'nde var. Evet. O oluşta da ilgi çeken bir bölüm. Ee, onun farkı ne işletmenin üstüne? Yani Sanki yönetim bilişim sistemlerine benzeyen bir e, özelliği var bana göre. Hı hı. E, yani bilgileri derleyip toparlayıp. Veri değerleme. Veri, veri değerleme. Ekonomik açıdan belki e, şirket kurmak isteyenlere, ne bileyim işte herhangi bir alanda bir sektörde çalışmak isteyenlere yönelik spesifik çalışabilen, bilgi toplayan, bilgi pazarlayan bir mantık Allah. içine girdiğini düşünebiliriz. Ee, bu sene yeni eklenen e, programlarda da var böyle değerlemeye dair şeyler hocam. Yani şimdi tabii bilgi böyle 29 saatte iki katına çıkıp böyle sürekli artınca o bilginin içinde doğru bilgiyi bulmak, değerlemek, sınıflamak, ihtiyacı olanı almak çok kıymetleniyor sanki i̇şte değil mi? şimdi bundan sonraki süreçte bu yapay zeka meselesiyle He. birlikte artık bu değerleme işleri falan çok kolay olacak. Hmm. Ee, dolayısıyla ileride Bizim her zaman konuşuyoruz, her zaman da bu konuda ya işte hep bundan bahsediyorsunuz diyorlar ama işin doğrusu da bu. Hayatın kolaylaştırılacağı bir süreç yaşayacağız. Evet. Ama bütün bunlara rağmen yapay zekalı robotların sahip olmayacağı niteliklere, özelliklere sahipsek eğer biz ileride ayaklarımızı yere sağlam basarak onların içinde bulunduğu dünyada kendimize yere de edinebiliriz. Onların içinde bulunduğu dünyada biz de var olup iş sahibi olabiliriz. Evet. Yani e, uzmanlaşmak gerekecek. Evet. O verileri okumanız için uzmanlıklar edinmeniz gerekecek. E, mesela biz, şimdi mesela Yok Atlas şu an geçen yıl 2 milyona yakın insan kullandı. Evet. Bir takım veriler, herkese açık. O verileri süzgeçlerden geçirip size bir takım sınıflamalar yapıp kullandırtıyor. Celil Hocam bize her yıl onların robotları var kurum olarak yapıyorsunuz. Milyonlarca veri arasından o verileri süzüyorsunuz. Evet. Adayların işine yarayacak hale getiriyorsunuz. İşte bu uzmanlıklar çok kıymetli olacak arkadaşlar. Hani bunu göz ardı etmeyin istiyorum. Bir şey daha...